bilindiği üzere 2014 yılında mevcut iktidarın özellikle Kürt halkına dönük ama tüm demokratik kesimlere, sol sosyalistlere, aynı zamanda kadın hareketlerine dönük 2014 yılında gerçekleştirdiği ve uygulamaya koyduğu bir çöktürme planı vardı. Bu çöktürme planı sonrasında gerçekleşen darbe girişimi sonrasında da ilan edilen o halle birlikte tüm demokratik kurumlara, sol sosyalist demokrat kurumlara, bunun başında da Kürtler gelmek üzere tüm kurumlara dönük bir saldırı dalgası ve konsepti başlatıldı. Egemen iktidar şunu çok iyi biliyordu. Toplum eğer değişip dönüşecekse, ilerleyecekse, bir gelişme yaşanacaksa örgütlü kurumlar üzerinden bu gerçekleşecek. Bunun üzerinden de 2015 darbe girişimi sonrasında aslında çöktürme planının bir devamı olarak tüm örgütlü kurumlara, başta Kürt halkının, kadın hareketlerinin kurumları olmak üzere sol sosyalist kurumlara, demokrat çevrelere dönük bir çöktürme planı hayata geçirildi. Bu eksende de temel anlamda aslında toplumun örgütlülüğünün de bilincinde olan bir yerde örgütlü kurumlar hedef alındı. Başta kadın kurumları olmak üzere tüm örgütlü kurumlarımız, siyasi öncülerimiz hedef alındı. Birçok insan, yüzlerce insan, siyasi öncü tutuklandı. Kadın hareketinin öncüleri, kadın aktivistler tutuklandı. Kadın kurumları kapatıldı. Siyasi partiler hedef alındı. Dernekler hedef alındı. Bu haliyle de toplumun örgütlülüğünün aslında önü kesilmek istendi. Ve örgütsüz bir toplum açığa çıkarılmak istendi. Şimdi bizler örgütsüz bir toplumun aslında nereye dayandığını ya da nelere yol açabileceğini çok da uzakta aramaya gerek yok. Demokratik siyasetimiz, demokratik mücadelemiz öncesinde Kürt halk gerçekliğine bakmak da yeterli. Demokratik mücadelemizin başlamasıyla beraber aslında değişen, dönüşen, bir iddia sahibi olan bir halk gerçekliği söz konusu. Tabii 2016 yılındaki bu yönelimlerle beraber bir dağınıklık da açığa çıktı. Kurumların kapatılması, örgütlü mücadelelerin de önünü kesmek amacıyla gerçekleştirilen bir müdahaleydi aslında. Bizler de örgütlülüğün aslında Kürdistan'da örgütsüz yaprak bile kıpırdamaz şiarıyla, bundan hareketle önümüzdeki süreci örmek açısından özgürlük örgütlenmeyle başlar. Çünkü örgütlenmenin temeli özgürlük, özgürlüğün temeli örgütlenmekten geçer. Bir de bizim esas amacımız örgütlenme özgürlükten de ziyade başarıdır. Rehistinbuyun serkeftine şiarıyla özgürlük örgütlenmekle başlar ve Rehistinbuyun serkeftine şiarıyla, çünkü mücadelemizin esas hedefi kazanmak, kazanmaya odaklı bir mücadele yürütüyoruz Kürt halkı ve onun öncüleri olarak. Bu şiarla bir konferans gerçekleştirme kararı aldık. Bir sistem tartışması yürüteceğiz. Hem kendi cephemizden hem birçok kurum cephesinden. Çünkü tüm bu saldırılara rağmen aslında bir mücadele de devam ediyor. Türkiye sahasından işte tarım arazilerinin, doğa alanların ranta açılmasıyla beraber ekolojistlerin yürüttüğü bir mücadele var. Yine Kürdistan'da doğa talanıyla beraber ekolojistlerin yürüttüğü bir mücadele var. Xinjiang azadi felsefesi artık dünyaya yayılan, dünya kadın hareketlerine ilham kaynağı haline dönüşen bir felsefe. Bunun öncülüğüyle, bunun bu şiarla yol yürüyen kadın hareketine muazzam bir saldırı var. Bu saldırı karşısında örgütlü muazzam bir direniş ve mücadele de var. Yine dernekler, sivil toplum örgütleri, tarihe yönelik büyük saldırılar var. Aynı zamanda Alevilerin kendi cephesinden, halkların ve inançların kendi cephesinden yönelimlere ve soykırım politikalarına karşı bir direnişi var. Ama bunu daha belki örgütlü zeminlerde tartışmak, bir araya gelmek, ortak yol yürüme noktalarını belirlemek gerekiyor. Geçmiş süreçte yaşanılan eksiklikleri doğruyla tamamlama üzerinden bir yaklaşım belirlemek gerekiyordu. Bu açıdan bir çalıştay örgütleme ihtiyacı duyduk. 8-9 Eylül'de de bu çalıştayımızı gerçekleştireceğiz. Mevcut iktidar örgütlülüğün aslında kendisinin gücünden, karşısında ne kadar büyük bir tehlike olduğunun farkında, yapabileceklerinin de farkında. Bunun üzerinden geliştirilen muazzam bir saldırı, bir konsepti söz konusu. Biz bunun karşısında daha güçlü nasıl örgütlenirizi tartışacağız. Yani bu örgütlenmemizi mahalleye, sokağa, halkın kendini yönetebileceği mekanizmalara nasıl dönüştürebileceğimizi, her kurumun kendi cephesinden bunu nasıl örgütleyebileceğini, nasıl toplumsal bir örgütlenme seferberliğine dönüştürebileceğimizi tartışacağız. Nitekim biz bu süreci örgütlenme seferberliği olarak ele alıyoruz. Bir bütün demokratik kurumlarımızla birlikte bu açıdan ele alıyoruz, bu açıdan yaklaşıyoruz. Her kurumun kendi cephesinden yürüttüğü çalışmalar var. Ama bunları bütünlüklü bir hale getirme ihtiyacı var. Ortak yol yürüme şeklinde dönüştürme hali var. İhtiyacı da var. Bu açıdan tartışmalar yürüteceğiz. Bize örgütsüzlüğü dayatan iktidara karşı biz örgütlülüğü
köyü nasıl doğru temelde anlayış eksikliklerimizden kaynaklanan eksikleri nasıl tamamlarız, nasıl daha çok büyütürüz üzerinden tartışmalarımızı yürüteceğiz. Bir bütün Kürt halkına, aslında dört parçadaki Kürt halkına da mücadele zemininde güç kazandırabilecek örgütlenme yol yöntemlerini tartışacağımız bir çalıştay hedefliyoruz.